Programdan önce olmasın diye ellerimizi yıkadık, patatesleri çok güzel bir şekilde yıkadık. Her şeyi denetledi, geldi, baktı. Temizlik manyağıyım. Bu kadar güzel bir enerjiyle gelebilir insan. Bütün buradaki arkada çalışan kameralar, ekiplerimiz, yani gerçekten hepimizi böyle hop yaptı burada. Bugün evimiz burası ama. Tabii ki. Bak, salı gününü sallandıracağız. Hiçbir şekilde bayram evde bu kadar güzel geçti demeyecek. Ekran karşısındaki iyi ki evdeymişiz. İyi ki Derya Baykal'la Gülümse'yi seyretmişiz. Harika bir bayram oldu diyecekler. Efendim, patatesleri ben bu şekilde soyuyorum. Bakayım nasıl soyuyorsun? Bak, ben tam tersi. Bak, sol elimle patatesi tutup da soyuyorum. Ha, itiyorsun oradan öyle. Evet, bu şekilde. Aa, bak. Bir de eldivenle biliyorsun biraz daha zor ya. Zor oluyor ya. Bunu yapmak. Evet, yapma istersen. Tamam. Şimdi Yılmaz, ne yapıyorsun patatesle önce? Ben de yardım edeyim mi sana? Ben patates yemeği yapmak istiyorum. Bu hafta bir de şeyi de söylemek istiyorum. Hani pazarda bu hafta patatesin kilosu yer yer 3 TL, 4 TL'ydi. Marketlerde de 4,5-5 TL oldu patates. Onun için bunları düşünüyorum sevgili Derya. Yani asgari ücretli, emekli aileyle geçinen, yevmiyeyle geçinen insanlarımız için en ideal, benim en sevdiğim yemek patates. Biliyor musun ki ben de çok severim. Bugün iki yapacağın yemeği de çok severim ama çok yiyemem. Çünkü çok şekeri yükseltir diye. Hastalığın var. Evet. Dikkat etmek zorundasın. Ama hakikaten en sevdiğim, zaten hepimiz çocukluğumuzda, yani imkan da olsa evde bir şey yoksa hemen ne yaparız? Ya bir patates kızartırız, ya bir patates yemeği yaparız, ya bir makarna yaparız. Öğrenci yemeğidir. Sonra Yılmaz bugün bunu seçti. Ben de dedim ki çok iyi seçtin. Evet. Gerçekten. Hani prodüksiyon, Allah razı olsun, seyircilerimize fikir vermek açısından. Gene de ben her zaman dikkat ederim ekonomik olmasına yapacaklarımızın. Çok çok. Yani yemek falan bahane ya. Evinde huzur olsun, huzur. Aynen. Yani zeytin, peynir, ekmek, bak, ne bulursak. Çok enteresan soğuyor yani. Yaparız yani, yeriz. Evet. İşte patates o yüzden hani besleyici olarak da çok değerli bir besin maddesi. Tabii şeker hastaları bundan biraz uzak duracaklar. Evet. Çünkü patatesde şeker var. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. En çok bizim için Yılmaz, şeker hastaları için öyle diyorlar. Haşlanmış patates daha iyi olduğu söyleniyor ama biz hiçbir şeyi, özellikle karbonhidrat içeren böyle şeyleri öyle oturup tabak tabak yiyemeyiz. Ama bütün insanoğlu da, yani lütfen, hani ben çok iştahlıyım, ben çok yemeği severim diyen ekran karşısındaki izleyicilerimize ben bir şey söylemek istiyorum. Her şeyin fazlası zarar. Aynen. Gerçekten bizim dinimizde de bu var. Yani mesela herkes bana sağ elini veya sol elini uzatsın, avucunun içine herkesin şu yumruğunu göreyim. Bakın, midemiz bu kadar. Bu kadar midemiz var bizim. Midemizin büyüklüğü bu kadar. Yani buraya ne sığdırabiliyorsak onu yemek durumundayız. Buna sığdıramayacağımız, buna fazla gelen hiçbir şeyi yememeliyiz. Yani bir patates tabak yemek önünüze konulduğu zaman onu bir kepçe olarak kabul edip tabağa yerleştireceğiz. Çok önemli. Çünkü fazlası hem israf, mideye israf, vücuda israf, kilo olarak size geri dönüyor. O yüzden her şeyin azıyla yetinmeliyiz. Çünkü haddimizi aşarsak görüyorsun dünyada ne olaylar yaşanıyor ve yaşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sonra soğan mı yapacağız? Evet, soğanı doğuracağım. Tamam. Bol soğan koyacağım. Çünkü, bereketlensin. Evet, çünkü soğan en lezzetli, en mikrop öldüren yiyecek maddelerinden biri soğan. O yüzden soğanı çok, çocukluğumdan beri çok severim. Yani mesela hamsinin yanında kırıp soğan yemeyi çok severim. Ben de soğanı, yani gerçekten bazılarına çok dokunuyor ama soğanı severim. Kuru fasulyenin yanına. Şimdi ikinci yemek olarak da ne yapacaksın? Makarna yapacağım. Kelebek makarna. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey. Bu da zaten yine fiyatlarını söylüyorum. 1,5 kuruş. Evet. Bu hafta 2,5 oldu marketlerde, onu da söyleyeyim. Öyle Dikkat edin giderken, alırken. Evet. Bunlar 1,5'tu, bu hafta 2,5 oldu. Öyle mi oldu? 2,5 mu? Sen bana sor kız. Ben bütün alışverişi ben yapıyorum. Evin alışverişini. Vallahi. Annemin çamaşırını ben yıkıyorum. Bulaşığını ben yıkıyorum. Her şeyini ben yapıyorum. Helal olsun bana. Lütfen. Bütün fiyatlarda haberim ben var. Bak, senden sakın. Şöyle bir durumumuz var. Fıs. Lat, tat, sosyal. Tat, 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 tat. Ben geliyorum, o gidiyor. Şimdi Yılmaz, çalışmalar nasıl geliyor? Şu Kundura Fabrikası'na dönmek istiyorum. Evet, annem benim haftada 5 gün. Şimdi o Kundura Fabrikası'nda şu anda film. Beykoz'da bütün bildiğiniz, çok sevdiğiniz diziler, filmler, orası bir plato haline dönüştü. Ben orayı gittim, gezdim. Sahibesi hanımefendi beni davet etmişti oraya. Gerçekten çok da güzel bir yerde. Yeri de çok güzel. Fakat annesi o zaman Kundura Fabrikası iken Yılmaz'ın annesi orada çalışıyormuş. Evet, annem benim Kundura. Kaç kardeştiniz Yılmaz? 7. 7 kardeştiniz. Evet, ben en küçük. En küçüksün. 7 numarayım. Evet. Diğerleri? Diğerleri, bir tane ablam vefat etti. Allah rahmet eylesin. O konservatuvar öğrencisiydi. Önce babamızı kaybettik sevgili Derya. Arkasından 40 Mevlid'i okunurken de ablam kazada vefat etti. Çok sağ olsun. Üzüntülü tabii günler yaşadık. Tabii. Annemin 6 yaşımdaydım. O yaştan itibaren psikoloğu oldum. Annemi her şekilde idare etmeye çalıştım. Yani o kadar ekonomisi kötü bir aileydik ki biz. Babamızı kaybettikten sonra annem mecburen fabrika işçisi oldu. Ve hani 7 çocuğunu nasıl besleyecek? Yani gecekonduda yaşıyoruz. 2 oda, affedersiniz, tuvalet dışarıda. Gece bile tuvaletiniz gelse, affedersiniz, bahçeye çıkmak zorundasınız. Öyle zor günlerde. Mesela hiç unutmam, okulların öğlene kadardı okul, tamam mı? Öğlen okuldan çıktıktan sonra bütün kardeşler biz fabrikadaki Kundura Fabrikası'nın çayır denilen bölgesine gidiyorduk. Böyle çok köklü bir kavak ağacı vardı. Kavak ağacının o dibine oturuyorduk sevgili Derya. Bütün annemin arkadaşları o gün Tabildot'ta yemedikleri yemekleri bize getiriyorlardı. Bizi doyuruyorlardı, biliyor musun? Yani açlıkmış, sefaletmiş, yoklukmuş. Bugün diyorum ki iyi ki yaşamışım. Evet. İyi ki ben böyle bir ailenin evladı olmuşum. Ekmeğin, her şeyin değerini çok iyi biliyorum. Hani böyle gözü yükseklerde olan bir insan hiç olmadım. Çünkü annemin yemini vardı bana. Hani sen bir yere gelirsen bir gün, hani sanatında mutlaka kendini, seni o ilkokulda bayramlarda giydiren vakıfların, derneklere atacaksın dedi, biliyor musun? Sana sütümü helal etmem dedi bana. Ben de 1996 yılından beri kendimi yüzlerce Sağlık Sosyal Yardım Vakfı'na adadım. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Bir dakika, böyle bir hüzünlendik. Evet. Ama bugün... Zaten bunu görünce de aklıma Men Türk'ü geliyor, biliyor musun? Soğan. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan. Hep mi güzel olur senin doğurduk çocukları Derya dermişim. Şimdi patateslerimi doğramak istiyorum, müsaade edersen. Buyurun. Yine midemize sığacak büyüklükte doğramak istiyorum patatesleri. Dikkat edersen. Eli de çabuk, oradan hemen soğanları soydu, onları attı çöpe falan, böyle mis. Yani hazırlıklıyım. İlk yemeğimi 9 yaşımda pişirdim. Evet. Kuru fasulye. Kuru fasulye mi yaptın? Evet. Nasıl, akşamdan ısladın mı? Akşamdan ıslattı. Annem zaten bana nasıl yapılacağını öğretmişti. Akşamdan kuru fasulyeyi ıslattım. Annem fabrikaya gidince ben de ilkokuldan eve gelince o fasulyeleri tekrar bir güzel yıkadım. Tamam mı? Önce tencereye, büyük bir tencere, emaye tencereye. Çünkü çok kalabalığız ya evde. Evet. Ondan sonra büyük bir tencereye önce...